Düşme söz Şimdi konusu tabii mu? hani böyle çağın hastalıkları dediğimiz zaman kalp damar hastalıkları, diyabet ve yine başka bir takım hastalıklardan belki söz ediyoruz, kanserden söz ediyoruz. Ama Alzheimer'da son yıllarda çok konuştuğumuz, özellikle görüntüleme yöntemlerinin ilerlemesiyle çok fazla bahsettiğimiz hastalıklardan biri haline geldi sevgili seyirciler. O nedenle hemen herkesin merak ettiği konuların başında geliyor. Acaba gözden Alzheimer hastalığını teşhis etmek mümkün mü? Ya da bu konuda ilerlemeler, yenilikler var mı? Ben de hemen size sorayım, bu merak edilenleri var mı? Ciddi yenilikler var. Amerika'da yapılan bayağı kapsamlı çalışmalar var bu konularda. Son zamanlarda gözü beynin incelenmesinde model olarak kullanmaya başladık. Beyindeki birçok hastalık aslında önce gözde başlıyor. Zaten göz siniri beynin bir uzantısı, yani aynı dokulardan oluşuyor. Mesela Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıklarda olay beyinde başlamadan önce göz içinde bunun yansımaları, ilk bulguları ortaya çıkabiliyor. Evet. Biz en çok bunda OCT cihazını kullanıyoruz. O 10-15 saniyelik bir tetkik, öyle diyelim. Burada o sinirin kalınlığına bakıyoruz, görme sinirinin kalınlığına bakıyoruz. Onun belli bölümlerinin incelmesi çok önemli. İşte gözdeki kılcal, retinadaki kılcal damarların değişmesi, o damarlardaki yeni şeylerin oluşması önemli. Bir de bazı madde birikmeleri önemli. Bir takım protein maddelerinin biriktiğini eğer görürsek, bunlar beyinden önce gözde birikiyor. Son yayınlar bunu gösteriyor. Bunu gördüğümüz takdirde bu hastanın beyindeki olayı daha başlamadan biz ileride başlayabileceğini söyleyebiliyoruz. Yani birkaç sene öncesinden söyleyebiliyoruz. O zaman hastaya bir takım tavsiyelerde bulunmak gerekiyor. İşte hayat şeklini değiştirmesi, biraz daha stresten uzak olması, işte beyin jimnastiğini arttırması, bulmaca falan çözmesi türü aktiviteler, antioksidan beslenme. Uzatmaya çalışıyoruz olayın ortaya çıkışını. Keşke aslında burada şunu söyleyebilecek olanağımız olsaydı, değil mi? Alzheimer'ın tedavisi vardır. Tabii erken yakalandık. Siz, evet, erken yakalandığında şunlara şunlara evet, dikkat edersiniz. Gelecektir ama şu Bu konuyu aşamada evet çözebilirsiniz. Evet. Şu anda çok çalışma uzmanımızın yapılıyor da söylediği ama gibi yeni değil. bir ilacı yok. Ama dediğiniz gibi belki hayata dair yaşam kalitesini artırıcı bir takım Tabii. önlemlerle Geciktirmeye çalışmak daha doğru geciktirmeye gibi çalışmak görünüyor. ya da belki hastalığın acaba seyrini mi biraz daha hafifletmek? Bu da mümkün olabilir belki de. O da olabilir çünkü erken başlıyorsunuz, hayat şekli değişiyor. Mesela sigarayı bırakması bile önemli bir şey. Yani birçok öneride bulunuyorsunuz. Belki de ağır geçmesini engelleyebiliriz, evet. Olsun, biz bir kez daha söyleyelim buradan. Alzheimer ile ilgili önemli gelişmeler bekleniyor. Tüm dünya tarafından ve yine de dünyada uzmanlar buna gerçekten çok ciddi şekilde uğraşıyorlar. O gelişmeleri de duyuracağımız günler gelecektir diye evet. umalım ve bekleyelim. Siz biraz önce yayına girmeden önce glokomla, göz tansiyonu ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Onunla ilgili seyircilerimize de bilgi verelim mi? Tabii ki. Mesela glokom Alzheimer ilişkisi. Şimdi gözdeki bazı uzun süreli yani kronik hastalıklarla beyindekiler arasında bir bağlantı olabileceği konusunda gene çalışmalar çok hızlanmış durumda. Mesela gözdeki kronik hastalıklar glokom yani göz tansiyonu hastalığı ve sarı nokta hastalığı. Bunlar uzun süreçli hastalıklar. Beyindekiler de Alzheimer, Parkinson, işte demans bu tip hastalıklar. Gene yapılan bir çalışmada glokomlu hastaların izlenmesi sonucunda bu hastaların uzun vadede Alzheimer'a yakalanma risklerinin çok daha fazla olduğu ortaya saptanmış. Yani glokomsuz bir grupla glokomlu grup karşılaştırılıyor. Glokomlu grubun ileride Alzheimer'a daha yatkın olduğu ortaya çıkarılıyor. Bu tip yayınlar var. Evet, bunlar da hakikaten önemli bilgiler. Çünkü glokoma olan çok sayıda evet. hasta var. Dolayısıyla bu kişilerin bir diğer yönden de belki tetkik edilmeleri ve biraz önce uzmanımızın da söylediği gibi yaşam kalitesini destekleyici ve artırıcı tedbirlere başvurmaları kendileri açısından da yararlı olacaktır diye düşünülmeli. Bir de orada gene bizim o OCT cihazımızın çok önemi var. Mesela glokomda olan OCT'de saptadığımız sinir incelmesiyle mesela Parkinson'daki olan farklı. Yani glokomlu bir hastanın siniri farklı yönde bir değişme
gösteriyorsa o zaman farklı bir olay da oluyor anlamına gelebilir. O zaman başka bir yöne doğru gidilebilir. Yani bu gözler kalbin aynasıdır diyorlar ya, gözler hastalıklarında. Beynin aynası. aynasıdır gibi görülüyor. Evet. Çünkü pek çok hastalığı gözden teşhis etmek mümkün. Ve görüntüleme yöntemleri, bir takım tetkikler bunu daha da mümkün hale getiriyor. Kim bilir, belki şu anda öngöremediğiniz başka hastalıkların da önümüzdeki yıllar içerisinde yine teşhisi ve tedavisi mümkün olacaktır. Göz alanı sayesinde. Öyle şimdi, evet. Bir de şunu merak ediyorum. Son bir yıldır ya da 1,5 yıldır daha önce beyin açılarak yapılan bir ameliyat türü, artık göz tümörleriyle ilgili bir ameliyat türü sevgili seyirciler, burundan yapılmaya başlandı. Şimdi burundan yapılıyor denince aslında aklımıza kulak burun boğaz uzmanları geliyor. Nöroşirurji uzmanları, yani beyin cerrahları geliyor ve sizin alanınızla ilgili göz uzmanları geliyor. Evet. Bu ameliyatlar riski daha az ameliyatlar bildiğim kadarıyla. Tabii. Peki bu ameliyatları kim yapıyor? Multidisipliner bir yaklaşım mı söz konusu? Aynen öyle. Bizim Ocak ayındaki sempozyumda da biraz bunlar konuşulmuştu. Hatta o işi yapan birkaç uzman da buradaydı. Şu an Amerika'da 3 grup şeklinde giriyorlar. İşte beyin cerrahı giriyor, kulak burun boğazcı giriyor, tabii göz doktoru giriyor. Göz arkasındaki bölümün işlemini burundan göz doktoru yapıyor. O andan sonraki beyne geçmiş, sıçramış bölümünün ameliyatını beyin cerrahı yapıyor. Kulak burun boğaz doktoru diğer yönlerden destek oluyor. Ama bu hastaların tabii yoğun bakımda izlenmeleri gibi şeyler söz konusu ameliyat sonrası. Biz daha henüz bu aşamada bu işi daha başlatamadık. Çok düşünüyoruz başlatmayı ama 3 disiplin olduğu için bunu bir araya getirmek, yani ileride mutlaka olacak ama şu anda daha küçük ameliyatlar için tabii geçerli. Yani ufak bir göz arkası kitlesinde burundan çıkarılabilir. Evet. Ama daha büyükçe bir şey, hani biraz da beyne yayılmışsa o şu an Türkiye'de daha zor, ama Amerika'da falan çok rahat birçok yerde yapılıyor. Artık yapılmaya başlandı. Tabii, tabii. Zaten bu şey anlamına geliyor. Yani belki bir 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene tabii. sonra rutin olarak yapılacak. Aynen. Belki artık diğer ameliyatın beyinden açılarak yapılmasına gerek kalmayacak. Evet, o çok riskli ameliyatlar evet. yerine burundan girip endoskopik yöntemle çok daha az riskli, hayati tehlikesi olmayan yöntemler başlayacak gibi görünüyor. Hastaların zannediyorum ki hastaneden çıkış süreleri, günlük yaşamlarına dönüşleri de daha farklılık gösteriyor değil mi? Tabii ki. Bütün bunlar hakikaten... Yani sekel oranı çok az oluyor. Beyinden girince ileride epilepsi riski var, başka beyin hastalıkları riski var. Burundan girdiğimizde beyne dokunulmuyor bile. O yüzden sekel olarak da, yani felçli kalan hasta var göz tümörü çıkaracağım derken. Hipofiz bezi tümörleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Buralarda ne gibi tedaviler uygulanıyor? Sizin alanınızla ilgili olarak ne gibi yaklaşımlar var? Yenilikler söz konusu mu? Bizim çok gördüğümüz tümör cinsleri, hipofiz tümörleri. Hipofizin yeri göze çok yakın. Şimdi göz sinirleri çapraz yapıyor beyne girerken. Hipofiz bezi de hemen o çaprazın çok yakınında. Arada bir 10 milimlik falan bir mesafe var. Burada olan bir tümör ilk önce bu sinire, göz sinirine bası yapıyor. Ve hastanın şikayeti de yanları görmemek oluyor. İlk bulgu bu. Yani hasta at gözlüğünden bakar gibi bakıyor. Yine hatta göz doktoruna geliyor muayene için. Sonra biz buluyoruz tümör olduğunu. Şimdi hipofiz tümörleri hormon salgılayan tümörler. Bu tümör çok büyükse tabii ki cerrahisi gerekecek ama çok büyük değilse ve prolaktini, özellikle prolaktin salgılayan bir tümörse bunun ilacı var. Bir ilaç tedavisiyle ameliyata gerek olmadan biz bu tümörü küçültebiliyoruz. O zaman gözdeki baskı da kalkıyor, görme alanı da düzeliyor. Ama burada o hormonun salgılanması gerekiyor. Ve çok da aşırı büyük olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi mesela estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanlarıyla kulak burun boğazcılar arasında bazı konularda işte acaba o mu yapmalı, diğeri mi yapmalı diye bazı tartışmalar vardır. Siz de şimdi biraz önce bu örneği verdiğiniz için söylüyorum. Sizinle de yine aynı zamanda beyin cerrahları arasında, ya hipofiz tümörlerini beyin cerrahları almalı, halletmeli. Yok, gibi zaten, bir tartışma var mı, yoksa yok, bir rutin zaten midir? Beyin içinde olduğu için mutlaka endoskopik yöntemle beyin cerrahı
alıyor onu. Evet, evet. Bizim yaptığımız yani cerrahilik olmayan, yani olmayabilecek vakalarda, çok büyük olmayan vakalarda tedaviyle ameliyata gerek kalmamasını sağlamak. Hı hı. Orası yani gözün dışındaki bölge olunca evet. Orada bir arada bir şey yok. Yani anlaşmazlık olayı yok beyin cerrahlarıyla. Peki. O zaman şimdi bir reklam arası verelim isterseniz. Reklamlardan sonra kronik baş ağrılarında, migrende mesela ya da çift görmede. Botoksun yeri nedir? Hani sadece kırışıklıkları gidermek için, ondan sonra yüzü germek için kullanılan bir yöntem midir? Yoksa başka şeylere de yarar mı? Bu sorunun cevabını verelim.